2026'da YouTube kanalı açanların büyük çoğunluğu daha ilk günden farkında olmadan kanallarını bitiriyor. Çünkü YouTube seni ilk videondan ziyade ilk yaptığın kanal ayarlarına göre tanımaya başlıyor. Bu ayarları yanlış yaparsan video ne kadar iyi olursa olsun algoritma seni yanlış kategoriye kilitleyebilir. Aylarca video atarsın ama kimseye gösterilmez. Bu videoda sıfırdan profesyonel bir YouTube kanalını 2026'ya uygun şekilde nasıl açman gerektiğini ve hangi ayarların asla yanlış yapılmaması gerektiğini net şekilde anlatacağım. Eğer bu videoyu atlarsan YouTube'da zaman kaybettiğini çok geç fark edebilirsin. Öncelikle videoya geçmeden önce şunu belirteyim. Benim YouTube eğitim dalındaki uzmanlık alanım SEO ve algoritma eğitmenliği. Yani bu konuyu en doğru ve net şekilde benden izlersiniz. Şimdi kanal açma aşamasına gelmeden önce YouTube'da kanal açarken doğru nişi seçmeniz gerekiyor. Yani sizin ne kanalı olacağınızın kararını çoktan vermiş olmanız gerekiyor. Çünkü YouTube'da kanal açarken doğru nişi seçmek algoritmanın seni doğru izleyici ile eşleştirmesini sağlar ve daha ilk günden kanalının nasıl büyüyeceğini belirler. Yani sen kanal açtıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle niş değiştirmemelisin. Açmış olduğun kanal üzerinden sürekli devam etmelisin. Dolayısıyla her şeyden önce, kanal açma ayarlarından önce, bütün vereceğimiz bilgilerden önce bunun kararını vermiş olduğunu varsayıyorum ve sonraki aşamamıza geçiyorum. Şimdi kanal ismiyle başlayalım arkadaşlar. Öncelikle YouTube'da kanal ismi çoğu kişinin sandığından çok daha kritik bir konu. Çünkü kanal ismi Ismi, algoritmanın seni tanıma biçimini, izleyicinin sana güvenip tıklamasını ve kanalının uzun vadeli marka değerini doğrudan etkiler. YouTube algoritması yeni açılan bir kanalın ismini Kim bu sorusuyla inceler. Seçeceğiniz kanal ismi kanal konusu hakkında ilk bağlamsal veridir. Hatta SEO açısından arama sonuçlarında kategori eşleşmesi için bile kullanılabilir. Evet, sen kanal isminle bile kanalına izleyici çekebilirsin. Bu konuyu şu şekilde de açabiliriz. Diğer meta datalarda açıklama video başlığı etiketlerle birlikte çalışabilir yani kanal ismin. Dolayısıyla burada en çok yapılan hatalardan birisi kanal ismi oluştururken kendi isminizi soy isminizi yazmak. İkincisi burayı çok fazla önemsememek. Üçüncüsü kanal nişiniz ile alakalı olmayan bir kanal ismi kullanmak olur. Kendimden de şu şekilde örnek vereyim. Ben bir YouTube eğitim kanalıyım. Kanal ismim nedir? Medya eğitim. İçerisinde eğitim geçiyor değil mi? Hani daha kanalımın ismiyle insanlara bunun bir eğitim kanalı olduğunu zaten açık bir şekilde veriyorum. Özellikle ve Özellikle sen yüzünü göstermeden içerik üreteceğin bir kanal olacaksan eğer kesinlikle kanal isminde bir SEO anahtar kelime geçirmeye çalış. Daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Daha ilk adımdayız. Gönül isterdi bu konu üzerindeki büyük önemi 10 dakika boyunca anlatayım ama bu aşamayı da bu şekilde geçiyorum. Şimdi kanal ismimizi girdik, etiketimizi oluşturduk. Ardından kaydete tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geldi. Hemen sağ üst tarafa geliyoruz. Buradaki logomuza tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra aşağıda YouTube stüdyo var. Buna tıklıyoruz. Açılmış olan ekranda buradan aşağıya inerek özelleştirme kısmına bir kere tıklıyoruz. Gelelim bir diğer konumuza. Şimdi yeni açılan ya da küçük kanalların yaptığı en büyük hatalardan birisi de profil resmi ve banner'ı önemsememektir. Yarın bir gün abi iki tane videom çok izlendi ama hiç abone gelmedi demek istemiyorsan profil resmin ve banner'ında mutlaka bir strateji uygulamak zorundasın. Kanalına giren bir izleyici daha ilk saniyelerde kanalını beğenmeli ve onu seni takip etmeye ikna edecek net mesajlar almalıdır. Ayrıca günümüzde dünya genelinde YouTube kullanıcılarının buna ben de dahilim %70'i YouTube'u koyu temada kullanıyor. Unutmayın arkadaşlar renkler insan beynini tetikler ve psikolojiyle doğrudan oynar. Bu yüzden mümkün olduğunca parlak ve dikkat çekici renkler kullanmanız gerekiyor. Buna ek olarak akılda kalıcılık açısından profil resmi ve banner son derece kritiktir. Sen YouTube kanalı açıp videolar yüklemeye başladığında yavaş yavaş abone sayın arttıkça kaybettiğin abone sayın da arttıkça Atacaktır. Yani sen kazandığın kadar biraz da kaybetmeye başlayacaksın. Dolayısıyla bu kayıpları minimumda tutmanın en etkili yollarından birisi izleyicinin zihninde net ve güçlü bir görsel kimlik oluşturmaktır. Bu noktada profil resmi ve banner kalitesi sandığınızdan çok daha büyük bir rol oynar. Cümlemi şöyle toparlamak istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle nişine uygun, kontrastı yüksek, parlak bir profil resmi aynı şekilde profil resminle bağlantı kurabilecek bir banner kullanmanı tavsiye ediyorum. Şimdi bu kısmı da bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Adımızı ve kullanıcı adımızı oluşturduk zaten. Aşağıya geldik. Yeni açılan YouTube kanalların yapmış olduğu en büyük ama en büyük hatalardan birine daha geldik. Şimdi YouTube'da kanal açıklaması kim olduğun nereli olduğun ya da nelerden hoşlandığını anlatacağım bir alan değildir. Kanal açıklaması demişken şöyle kendi kanalımdan örnek göstereyim sizlere arkadaşlar. Şu taraftaki kanal açıklamasından bahsediyoruz tamamen. Yanlış anlamamanız açısından bir göstermek istedim. Cümleme hemen devam ediyor. Şimdi ne diyorduk? Kanal açıklaması kim olduğunu, nereli olduğunu ya da nelerden hoşlandığını anlatacağın bir alan değildir. Bu alan YouTube algoritmasının kanalının tam olarak neyle ilgili olduğunu net ve açık ifadelerle anlatman içindir. Yani en kısa şu şekilde sizlere özet geçeyim. Kanal açıklamasını izleyici için değil, YouTube'un seni doğru kitleye önermesi için yazmalısın. Yeni açılan kanalların yaptığı en büyük ama en büyük hatalardan birisi tam olarak bu konuyu yanlış anlamaları. Sen çünkü yeni bir kanal olduğun için buraya yazacağın kelimelerden YouTube algoritması senin ne kanalı olduğunu okuyacak. Meta datasında bu şekilde senin kanalını işleyip izleyicilerin karşısına çıkarmaya çalışacak. Ve son olarak sen buraya yazmış olduğun kelimelerde ilk 150 karakterde bakın buraya dikkat edin ilk 150 karakterde kesinlikle ve kesinlikle elinizden geldiğince bol bol anahtar kelime kullanmak zorundasınız. Nedir anahtar kelime? İzleyicilerin YouTube'a geldiğinde arama motoruna yazmış olduğu kelimeleri yazmaya çalışmak. Yani bu şekilde aktarmak istedim. Dolayısıyla şöyle de bir örnek verelim burayı geçmeden önce. Çünkü burası çok çok önemli arkadaşlar. Sen dizi ve film kesitleri paylaşacağın bir kanal açtın tamam mı? İşte en sevilen dizi ve filmlerden unutulmaz sahneler, kısa ve etkileyici kesitler burada. Gibi gibi buraya yazılar yazarak sen algoritmaya dizi ve film kesitleri kanalı olduğunu net bir şekilde vermen gerekiyor. Tabi burası daha profesyonel yazılabilir. Ben şu an aklıma çok kısa olarak bu geldi ama siz burada... Hani yapay zekadan da destek alabilirsiniz. Hani ben dizi ve film sahneleri paylaşacağım bir YouTube kanalı açıyorum. Bana kanal açıklaması önerir misin yazdığında yapay zeka sana örnek bir kanal açıklaması sunuyor zaten. Fakat burada dikkat etmen gereken kritik bir konu var. Sakın ve sakın yapay zekanın sana vermiş olduğu o kelimeyi tutup kopyala yapıştır yapma buraya. Elinden geldiğince kendi özgünlüğünü içine koy. Yani sen yapay zekadan sadece destek al, fikir al. Ardından burayı kendin elinle doldur. Son olarak bunu eklemek istedim. Şimdi bu aşamayı da geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıya doğru iniyoruz. Buraya dilerseniz sosyal medya bağlantılarınızı ekleyebilirsiniz. İşte Instagram hesabınız olur. Varsa TikTok olur. Yani kanalınız büyüdükçe izleyicileriniz buradaki bağlantılardan da sizin kanallarınıza ulaşabiliyor. Mesela ben Instagram hesabıma girmişim sadece. Buradan izleyicilerin bana ulaşıp soru sorabiliyor. Ne bileyim bazı konular hakkında bilgi alabiliyor. Ben de müsaitliğim oldukça bunu cevaplıyorum. Hatta çok kısa bir şekilde şunu da eklemek istiyorum. Instagram hesabımızda işte kanalımıza gelecek olan videoları yani önümüzdeki videoları bir spoiler olarak bir nevi kanalımda paylaşıyorum. Sizler de medya eğitimin bir sonraki videolarından daha erken bir şekilde haberdar olmak için aynı zamanda istediğin her konuda bilgi almak için Instagram sayfamızı takip edebilirsin. Şimdi konu dışına çok çıkmıyorum. Hemen geri döndük. İşte buraya e-posta adresinizi girerek size mail yoluyla ulaşmaya çalışan insanlara e-posta adresinizin kanalınızın hakkında bölümünde izleyicilere gösterilmesini sağlayabiliyorsunuz. Burası daha çok sponsorluk işte markaların sizinle iletişim kurabilmesi için kullanılabilirsiniz bir alan. Aşağıya indik. Video filigranı. Şimdi video filigranı nedir? Şimdi insanlar sizin videonuzu izlemeye girdiğinde sağ alt tarafta görmüş olduğunuz gibi abone ol butonu çıkıyor. Buradan tıklayan insanlar sizin kanalınıza doğrudan abone olabiliyor. Önemsiz demeyin arkadaşlar. Youtube'daki bütün detaylar önemli. Yani bizim video amacımız nedir? Sıfırdan 2026'ya uygun profesyonel bir Youtube hesabı açmak değil mi? Dolayısıyla her şeyimiz eksiksiz olmalı. Filigranımızı da eklemeyi atlamıyoruz. Peki filigran nerede bulabilirim? Google'a girerek Youtube video filigranları yazar sanız eğer ücretsiz bir şekilde abone ol butonları çıkacaktır karşınıza. Bunu indirdikten sonra yükle kısmına tıklayıp dosyayı seçtiğinizde filigranınız oluşturulacaktır arkadaşlar. Ardından özelleştirme kısmındaki bütün yapacağımız ayarlar bu şekilde bitiyor. Sağ üst taraftan yayınla'ya tıklamayı unutmuyoruz. Buna tıklayarak bütün ayarlarımızı kaydediyoruz. Şimdi gelelim bundan sonra yapacaklarımıza. Tekrar sol taraftan kontrol panelinin aşağısından devam ettikten sonra en aşağıda ayarlar kısmı göreceksiniz. Buraya bir kere tıkladık. Şimdi burası beni en dikkatli şekilde dinlemeniz gereken ve anlattıklarımı kesinlikle eksiksiz bir şekilde uygulamanız gereken bir aşama. Burayı kesinlikle ileri sardırmadan atlatmadan izle kardeşim çünkü YouTube kanalı açarken en büyük yapılan hatalar burada gerçekleşiyor. Belki de senin kanalın 2 ay sonra tutacakken burada yapılacak olan çok küçük bir hatada bu süreç belki de 6 ay 7 ay sürebiliyor. Ne demek istediğimi sizlere açıklayacağım. Şimdi ayarlara tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geldi. Genel yazan kısımda para birimi göreceksiniz. Bunun hiçbir önemi yok. Yani burası YouTube'dan senin hangi para birimini kazanacağını anlatan bir kısım değil. Senin ileride para kazanman açıldığında sen gelirlerini hangi kur üzerinden görmek istiyorsun? Onun ayarını seçtiğin bir kısım burası. Dolayısıyla bizi ilgilendiren hiçbir şey yok burada. Burayı geçiyoruz. Kanal kısmına geldik. Burayı ne olursa olsun kesinlikle ikamet ettiğiniz ülkeyi seçiyorsunuz. Yani sen Türkiye'de yaşıyorsan burası Türkiye seçili kalmalı. Ve diyelim ki sen yabancı bir YouTube kanalı oluşturuyorsun. Burada yapılan en büyük hatadır. Ben yabancı bir kanal açtım. Ya ben burayı Almanya seçeyim. Global'den izlenmelerim daha çok olur şeklinde düşünen insanlar var. Hatta bu şekilde insanlara bunu aktaran YouTube eğitim kanalları var. Bu yapılan en büyük hatadır. YouTube'u kandıramazsınız arkadaşlar. Günümüzde YouTube platformuna yüklenen bir videoya sen altyazı atmasan dahi senin konuşmuş olduğun cümleleri 16 dünya diline çevirebiliyorken senin hangi ülkede ikamet ettiğini anlamayacak kadar saçma bir platform değil. Dolayısıyla yabancı bir kanal açtıysan eğer ya burada hiçbir şey seçmiyorsun, burası boş kalıyor ya da gerçekten ikamet ettiğin ülkeyi seçiyorsun kardeşim. Ardından gelelim artık en önemli aşamaya. Bu arada videonun sonunda çok kritik bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Yani bütün ayarlarımızı tamamladıktan sonra kapanışı yapmadan önce sizlere hiçbir kanalın hiçbir YouTube eğitim kanalının konuşmadığı çok gizli bir detay vereceğim. O yüzden atlamadan beni takip etmeye devam edin. Konumuza dönelim. Anahtar kelimeler. YouTube algoritması 2026 yılı itibariyle yeni açılan bir kanalı Genellikle ilk 2 ay ila 6 ay boyunca denetler ve bu süreçte kanalın tam olarak ne ile ilgili olduğundan emin olmaya çalışır. Çünkü algoritmanın temel amacı izleyiciye en uygun videoları karşılarına çıkarmak ve onları platformda tutmaktır. Yani YouTube her zaman kendini düşünür. Neden insanlar yeni bir kanal açtığında videoları 30 izlenir, 50 izlenir, 100 izlenir? Çünkü algoritma elinden geldiğince senin kanalının ne olduğunu en doğru bir şekilde tanımalı ki bilmeli ki seni en uygun uygun kitleye önersin. Doğru bir adrese senin videolarını teslim etsin. Ki izleyici senin videonun içerisinde daha uzun süre dursun. Ona daha çok reklam izletsin YouTube. Yani YouTube için senin kanalının büyümesi, senin ileride para kazanman umrunda değil. Ben ne kazanırım izleyiciden en çok bunun hesabını yapar. Dolayısıyla bu yüzden YouTube'un nasıl çalıştığını ve nelere baktığını bilmek son derece önemlidir. Biz içerik üreticileri olarak algoritmanın kanalımızı 6 ayda değil, mümkünse en geç 2 ayda doğru şekilde tanımasını istiyorsak Kanal anahtar kelimelerini mutlaka ve mutlaka nişimize en uygun ve net şekilde ifadelerle girerek yazmalıyız. Ve en kritik bilgi, sen ne kanalıysan elinden geldiğince anahtar kelimeni daraltarak buraya girmelisin. Örnek veriyorum, sen bir oyun kanalısın ama tek bir oyun hakkında içerikler üretiyorsun. Mesela dünyanın en çok oynanan oyunlarından birisi. CS:GO diyelim. Sadece CS:GO içerikleri üretiyorsun. Buraya kalkıp da oyun FPS oyunu, oyun videoları yazarsan eğer sen en büyük yanlışı ilk başta yapmış olursun. Sadece CSGO videoları çekiyorsan buraya CSGO, CSGO Türkçe, işte CSGO en iyi anlar gibi gibi sadece oynamış olduğun oyunun anahtar kelimelerini girmen gerekiyor. Şu şekilde kendin işimle de örnek vereyim. Ben bir YouTube eğitim kanalıyım tamam mı? Buraya eğitim, işte eğitim videoları yazmam benim yapacağım en büyük hata olur. Eğitim ama ne eğitimi? Yani ben buraya eğitim videoları yazarsam, buraya eğitim yazarsam YouTube algoritması benim videolarımı kalkıp 8. sınıf öğrencilerinin karşısına da çıkaracak. İşte matematik dersi notları yazan çocukların, gençlerin karşısına da çıkaracak videolarımı. Neden bunların karşısına çıkarsın ki benim videolarımı? Dolayısıyla buraya YouTube eğitimi, YouTube izlenme art YouTube kanalı nasıl büyütülür gibi gibi kanalımla alakalı dar bir anahtar kelime girmem gerekiyor. Yani sen algoritmaya direkt adrese teslim yap benim videolarımı demen gerekiyor burada. Dolayısıyla en çok bu konunun üzerinde durdum çünkü en önemli alan burası arkadaşlar ve en büyük hatalar burada yapılıyor. Şimdi burayı geçtik, geldik gelişmiş ayarlara. Burada kesinlikle ve kesinlikle eğer çocuk kanalı değilseniz hayır bu kanal çocuklara özel değil olarak işaretlemen gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Dolayısıyla burada dikkat edin arkadaşlar aşağıya doğru iniyoruz. İşte sen uygunsuz kelimeler kullandığında altyazı bunu çevirsin mi, çevirmesin mi, bunu gizlesin mi, engellesin mi gibi gibi ayarlar var burada. Buralar çok önemli şeyler değil. Buraları atlıyorum arkadaşlar. Gelelim özellik uygunluğuna. Şimdi kanal açtığınızda kesinlikle ve kesinlikle ilk videonuzu yüklemeden önce buradaki bütün özellikleri görmüş olduğunuz şu alan gibi etkin yapmanız gerekiyor. Senin YouTube'a bir spam olmadığını, robot olmadığını kanıtlaman gerekiyor. Senin YouTube'la ilgili aran'daki güven bağını oluşturduğun en önemli alan burası. Ben bir insanım, ben bir içerik üreticisiyim. Ben içerik üretmek istiyorum bir kanal açtım ve bunu büyütmek istiyorum dediğin alan burası. Dolayısıyla buradaki bütün özellikleri etkin etmeden kesinlikle ve kesinlikle video yüklemeye başlamayın. Bakın burada da birçok hatalar yapılıyor. Burası önemsenmiyor. Dolayısıyla ikinci orta seviye özellikler kısmında telefon numaranızı buradan doğrulayın. En sonunda aşağıya gelin. Burada da gelişmiş özellikler yani son yapacağımız doğrulama olan videolu doğrulama, kimlik doğrulaması ya da kanal geçmişi doğrulaması şeklinde 3 doğrulamadan birini seçerek burada doğrulama yapıyorsunuz. Benim burada sizlere tavsiyem kesinlikle kimlikle doğrulama yapın arkadaşlar. Çünkü YouTube'a ben robot değilim, bak ben bir insanım demenin en etkili yolu kimliğinizi YouTube'a sunmaktır. YouTube'un sana güvenmesinin en büyük adımı buradan geçer. Bunu da yaptıktan sonra 3 ayarımız da etkin bir şekilde yeşil yandıktan sonra bu kısmı da geçiyoruz. Yükleme varsayılanları çok önemli bir alan değil. İşte senin video yüklerken videonda kullanmış olacağın başlığın, açıklamanın ne olmasını istediğinin otomatik ayarı burası. Hayır ben her video yüklediğimde onun başlığını, açıklamasını ben en baştan yazmak istiyorum. Dolayısıyla buraları geçiyorum. Gelişmiş ayarlara geldik. Şimdi hani dedik ya algoritmanın kanalımızı tanıma sürecini elimizden geldiğince düşürmemiz gerekiyor. İşte bunun etkili yollarından birisi de kategoriyi kesinlikle doğru seçmektir. Burası yok olarak kalmasın arkadaşlar. Burayı kesinlikle kanalınızla alakalı, nişinizle alakalı kategoriyi seçiyorsunuz. Oyun kanalıysan burayı oyun olarak seçiyorsun. Eğitim kanalıysan burayı eğitim olarak seçiyorsun. Ardından burada dil ve altyazı sertifikalarını hangi dilse burada seçimini yaparak kaydet deyip buradan çıkıyorsunuz. Çünkü diğer kalan 3 ayarla bizim işimiz yok. Ayarlarımız burada bitiyor arkadaşlar. Şu ana kadar anlatmış olduğum her şeyi doğru bir şekilde uyguladığınızda kanal ayarlarınızı sorunsuz bir şekilde YouTube'a yapmış olacaksınız. Şimdi gelelim sizlere sözünü verdiğim gibi video sonundaki en kritik bilgiye. Şimdi sen bütün her şeyi hallettin kanalını oluşturdun tamam mı? Artık ilk videonu atmaya hazırsın. YouTube kanalına yükleyeceğin ilk video kanalının kimliğini belirler. Bakın YouTube algoritmasının en kritik sinyallerinden birisi ilk attığın video. Her ne olursa olsun ilk yüklediğin videodaki kimlik ve niş dışına çıkmadan video yüklemeye devam etmelisin. YouTube ilk videodan sonra yüklemiş olduğun birçok videoda senin ilk videondan referans almaya başlayacak. Dolayısıyla kesinlikle ilk videonu elinden geldiğince olabildiğince profesyonel yapmaya çalış. Etkileyici yapmaya çalış. Şimdi YouTube videonun ne kadar kaliteli çekildiğine, kaç kamera kullanıldığına ya da montajının ne kadar profesyonel olduğuna bakmaz. İzleyicinin videoda kaç dakika kaldığına, videoyu yarım bırakıp bırakmadığına ve ekranda tutulup tutulmadığına bakar. Yani YouTube hiçbir zaman senin kaliteni ölçmez. Senin malzemelerin profesyonel mi bakmaz. Senin anlatımın çok mu iyi buna bakmaz. Tamamen izleyici hareketlerini inceler. İzleyici video içerisinde uzun süre kalıyor mu? Videoyu beğeniyor mu? Videoya yorum yazıyor mu? Dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurarak ilk videonu elinden geldiğince etkileyici bir şekilde kanalına At. Nişine uygun bir şekilde at. Ve ardından atmış olduğunu o ilk videonun arkasından atacağın diğer videolar da ilk videondaki konunun dışına çıkmasın. Emin ol buna uyarsan eğer kanalın çok hızlı bir şekilde ivme alacak. Belki de bir yıl sonra gelecek olacağın aşamaya 3 ayda geleceksin. Medya eğitim demişti dersin. Evet medya eğitim kanalından da bu kadar. Atladığımı düşündüğünüz bir detay varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Her yorumu cevaplandırıyorum elimden geldiğince arkadaşlar. Bir sonraki videolardan haberdar olmak ve kanalıma destek olabilmek adına ücretsiz bir şekilde şekilde abone olabilirsin. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.